Yemek yerken uyulması gereken görgü kuralları. Arkadaşlar bu dersimizde yemekte uyulması gereken görgü kurallarını öğreneceğiz. Yemek yerken uyulması gereken görgü kuralları dünyanın her ülkesinde ve her kültüründe bulunur. Şimdi biz bunların ülkemiz ve dünyada en önemli olanlarından bazılarını hatırlayalım. Unutmayalım. Bazı alışkanlıklar ve tavırlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bazı alışkanlıkların ve durumların ülkeden ülkeye farklılık göstermediğini söylemiştik. Mesela bunlara basit bir örnek vermek istiyorum. Japonya'da yemek yerken ağzınızı şapırdatmazsanız eğer yemeği beğenmediğiniz anlamına geliyormuş. İlk duyduğumda ben de çok şaşırmıştım. Sofraya oturmadan önce ellerimizi yıkamaya özen göstermeliyiz. Sofraya herkesle birlikte oturmalı, Yemeğe gelecek olan büyüklerimiz varsa onları beklemeliyiz. Sofraya hep beraber oturduktan sonra yemekten ilk lokmayı sofrada en yaşlı kişinin almasını beklemek bizim kültürümüze has bir görgü kuralıdır. Sofrada kaşık, çatal, bıçak, bardak ve peçete kullanmalı, mümkün olduğunca yemek yemek için ellerimizi ve parmaklarımızı kullanmamalıyız. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Yemeği annemiz koyuyorsa da bu konuda annemizi uyarabiliriz. Anne şu kadar yiyebilirim, bu kadar yiyebilirim demeliyiz. Yemek yerken ağzımızı şapırdatmamalıyız. Bizler Japon değiliz. Ağzımıza küçük lokmalar almalı, mümkün olduğu kadar yanaklarımızı şişirmemeliyiz. Ağzımızda yemek varken konuşmamaya özen göstermeliyiz. Çünkü ağzımızdaki yemek parçaları diğer misafirlerin ya da aile bireylerinin tabaklarına sıçrayabilir. Yemeğimizi tabaktan ağzımıza doğru götürürken tabak ile ağzımız arasındaki mesafeyi yemek kırıntılarıyla doldurmamak için kaşığımızı az doldurmaya dikkat etmeliyiz. Sofradan kalkarken herkese afiyet olsun. Yemeği yapan kişiye ellerine sağlık gibi nezaket ifadeleri kullanmak da çok önemlidir. Yemeği ve sofrayı hazırlayanlara teşekkür etmeliyiz. Yemekten sonra ellerimizi yıkamalı, dişlerimizi fırçalamayı ihmal etmemeliyiz.